takip eden olaylardır. İşin perde arkasında aynı insanlar var, aynı güçler. Çalışma hayatında Milli Seferberlik Toplantısı, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası ve Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ilde düzenlediği çalışma hayatında milli seferberlik toplantılarıyla 1 milyon ve üzeri istihdam sağlamayı hedefliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü tarafından çalışma hayatında milli seferberlik eğitim toplantısına Müsteşar Yardımcısı Mahsar Yıldırım Han, odaların yetkili organlarının yanı sıra işletme temsilcileri katıldı. İşten ayrılmak durumunda kalıyor. Yani bizim bu hastanelerle çok büyük sıkıntımız var bu konuda. Buradaki bütün muhasebeciler, özellikle şirket muhasebecilerinin hepsi bunu bilir. Aslında böyle olmama, Ticaret ve Sanayi Odası olarak... Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Emit 2017 Turizm Fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Emit Fuarı'na bu yıl ciddi bir hazırlık yaptık ve katıldık. Gelecek organizasyon adına iyi izlenimler ve tecrübeler edindik. Tur firmalarının taleplerini gördük. Giresun yaylalarının ağırlıklı yatak kapasitesi, yöresel hediyelik eşya alanları, tur otobüslerinin şehir merkezlerinde bekleme alanları, yayaların restoran ve tuvalet alanları ihtiyaçları talepler arasında yer almaktadır. Bugün buraya Emit Fuarı'nı Giresun adına değerlendirmeye, turizmde başka neler yapabiliriz tartışmaya geldik. Bizim görevimiz uzun vadeli eylem planları ve projeleriyle Giresun'u turizme hazırlamaktır. Emit bu eylem planlarından sadece biridir ve önemli bir başlangıç yaptık. Ancak ilerleyen yıllarda Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımız işbirliği içerisinde birlikte daha profesyonel ve organizasyoncu olmayı hedefliyoruz dedi. Uygun sağlanır, uygun fiyata alınır, herkes bütçesini ayarlar, daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani... İster misiniz? Öncelikle gözü tutmayan var mı beni? Gözü tutmayan? Tamam, çok kibarsınız, çok sağ olun. İsmim Volkan Karaca, İzgören Akademi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile İzgören Akademi işbirliğinde şikayet ve sadakat yönetimi eğitimi gerçekleştirildi. İzgören Akademi eğitimini Volkan Karaca tarafından verilen eğitime Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Hele bir de böyle şikayet kelimesi, ayy, Allah muhafaza uzak dursun. Evet, birazcık uzak durmasında fayda var ama... Merhaba, Volkan Karaca, İzgören Akademi'de eğitmen ve danışman olarak görev yapıyorum. Bugün Karadeniz'in incisi Giresun ilinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaklaşık 2 saatlik çok keyifli, çok verimli bir seminer gerçekleştirdik. Konumuz şikayet ve sadakat yönetimiydi. Çok da istekliydi aslına bakarsanız ekip. 60 kişi civarında bir katılımcımız oldu sağ olsunlar. Son derece dinamik bir seminer geçirdik. Şikayet deyince girişte de ekibe söyledim. Biraz tedirgin oluyoruz, huzursuz oluyoruz. Çünkü çok istenen bir durum değil tabii ki şikayet. Bu açıdan hani şikayeti nasıl karşılayabiliriz? Müşterinin beklentileri nelerdir? Şikayet yönetilmesi gereken bir şey midir? Yönetmezsek ne olur? İş nereye gider? Ve şikayet her zaman olumsuz bir sonuç mudur, süreç midir? Noktasında detaylandırdık, konuştuk. Bilgeys'in bu noktada çok sevdiğim bir sözü var. Sizin en mutsuz müşteriniz aslına bakarsanız en değerli müşterinizdir diyor. Şunu demek istiyor. Evet, şikayetin belki onlarca, yüzlerce olumsuz etkisi var ama o olumsuz etkilerin bir de arka tarafından, pencerenin diğer tarafından bakıp da oradaki o mesajı, bizim hatalarımızı, eksiğimizi, kusurumuzu görerek bir sonraki aşamaya ben neyi daha iyi yapabilirim, neyi daha verimli yapabilirim, ürünümü, kalitemi, hizmetimi nasıl geliştirebilirim noktasında o bakış açılarına birazcık sahip olduk. Tüm bu toplam fayda çerçevesinde aslında iş... Nereye gidiyor dersek birazcık sadakate gidiyor. Çünkü çok müşterimiz olabilir. Benim işte onlarca, yüzlerce, binlerce müşterim var. Ama sadık müşteriye ihtiyacımız var. Çünkü ticaret hayatı her zaman çok böyle toz pembe gitmiyor. Ticari sıkıntılar, piyasa, sektör, müşteriler, dar boğazlar, hatta krizler. Bu noktada bizi ayakta tutacak, bu dar boğazlardan geçirecek müşteri grubu bizim için sadık müşteriler. Çünkü ancak sadık müşteriler... bu tarz sıkıntılardan etkilenmeden bizimle birlikte yoluna uzun bir süre devam etme noktasında kararlılık gösteriyorlar. Bu çerçevede bugün hem şikayeti hem sadakati genel hatlarıyla harika bir ekiple birlikte konuştuk. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda gerçekten üyelerine, bu bölgeye, bu anlamda ticaret yapan kişilere çok faydalar sağlıyor. Bizleri de bugün misafir ettiler. Başka bir seminer gününde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
şöyle bir 5 dakika önce selamlaşmıştık. Hafif böyle bir sohbet etme fırsatı yaşadık ama size hızlı bir şekilde... İzgören Akademi'den oda personelimize eğitim. İzgören Akademi eğitimini Oytun Yumuşak tarafından verilen eğitimde gelecek hayali, hayat amacı, değerler, olumlu düşünce, mücadele ruhu, yaratıcılık konularında eğitim verildi. Bunların bence dördüncü en önemli özellikleri çerçevesiz bir şekilde bakmaları hayata, toplumun, okulun, eğitimin getirmiş olduğu belki o kalıplardan arındırarak... Zaten kaydın varsa sana şey yazacaksın. Görele iş dünyası devlet desteklerinden faydalanma fırsatı yakaladı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyonu'nda iş dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlar Görele ve Çanakçı ilçelerinde yer alan üyelerle bir araya geldi. Görele Öğretmen Evi'nde gerçekleşen etkinlikte firma temsilcilerine danışmanlık masaları vasıtasıyla yatırım ve istihdam yardımları hakkında bilgilendirme hizmeti sunuldu. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren esnafların da katıldığı bilgilendirme etkinliğinde faaliyeti ya da yatırım yapacak olan firma temsilcileri danışma masalarından detaylı bilgiler aldılar. Öğretmen evinde birimlerin birebir bilgi ve danışmanlık hizmeti verdiği etkinliğe Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de katıldı. BKDK gibi kurumlarımızın verdiği destek gibi imkanları vatandaşlarımızı duyurma adına yapılan bu çalışmayı bizler takdirle karşılıyoruz. Ticaret Sanayi Odası Başkanı nezdinde bütün kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kurum çalışmalarını bazen ilden yürütüldüğü için özellikle kırsalda, ilçede yaşayan vatandaşlarımız bazen tam haberdar olamayabiliyorlar. Gelip gitme imkanları bazen olamıyor. Bu tür çalışmalar beraber hizmet vatandaşın ayağına kadar gelmiş oluyor. Bunun önemi çok büyük. En azından şimdi bir kulaklarına kar suyu kaçmış olacak. Bizim istirhamımız, ricamız bu çalışmanın kurumlar hibe desteklerine çıktıkları zaman da tekrarlanması, yeni bir bilgilendirme, lansman çalışmalarının, tanıtım çalışmalarının belki ayrı tarihlerde olacaktır ama hangi kurum hibe desteği vermeye başlarsa buralarda toplantı düzenlemesini bizler de arzu ediyoruz. Kaymakamlık olarak, diğer kamu kuruluşlarımız olarak, ki belediye başkanımız burada, belediyemiz olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yani şöyle söyleyeyim, biz kırsalda, ilçelerde bu tür faaliyetleri aç ve susuzuz. Sizleri burada görmek bizleri çok çok mutlu etti. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah beraber ileride daha güzel günler vatandaşlarımıza yaşatmak adına, özel sektörün önünü daha fazla açmak adına beraber hizmet edeceğiz. Ben hepinize şükranlarımı sunuyorum. Tirebolu iş dünyasına milli istihdam seferberliği anlatıldı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Organizasyonu'nda iş dünyasına hizmet eden kurum ve kuruluşlar Tirebolu'daki üyelerimizle bir araya geldi. Tirebolu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte firma temsilcilerine danışmanlık masaları vasıtasıyla yatırım ve istihdam yardımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliği değerlendiren Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu hizmeti işletmeleri ayağına kadar getirmesi, devletimizin hibe ve kredi destekleri başta olmak üzere ilçe desteklerini içeren bu etkinliğin yararlı olacağını umut etmekteyim dedi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, bu etkinlik üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillendi. İlçelerde yer alan işletmelerin devlet kurumlarının destek ve imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi adına oluşturulmuştur. Bugün ülkemiz genelinde Milli İstihdam Seferberliği Projesi yürütülmektedir. Giresun olarak biz de projeden faydalanmak, istihdama katkı sağlamak adına ilçe ilçe etkinlikler yapmaktayız. Üyelerimiz başta olmak üzere esnaflarımızdan bu destekler dolayısıyla pozitif geri dönüşler almaktayız diye konuştu. SBA iş dünyasına Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı. SBA ilçesinde yer alan Baladin Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte firma temsilcilerine danışmanlık masaları vasıtasıyla yatırım ve istihdam yardımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe Giresun'da faaliyet gösteren İşkur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB, Elektronik İmza Hizmeti ve Giresun Ticaret Sanayi Odası'na hizmet veren K belgesi, iş makinesi, sayısal tokograf cihazı, ihracat belgeleri ve bunun gibi birim temsilcileri katıldı.
Giresun Ticaret Sanayi Odası üyeleri başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren esnafların da katıldığı bilgilendirme etkinliğine Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere de iştirak etti. Mesleki yeterlilik sınavları devam ediyor. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Giresun'da yer alan inşaat ve metal ürünleri ağırlıklı mesleklerde çalışanlara yönelik mesleki yeterlilik belgesi belgelendirme sınavları devam ediyor. Bu kapsamda Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ne yer alan Grup Lift firmasında metal saç işçiliği alanında sınav gerçekleştirildi. İnşaat ve metal ürünleri ağırlıklı mesleklerde yapılan sınavları değerlendiren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fikret Günaydın, bu kapsamda odamız bünyesinde 2016 yılında ilk olarak ahşap kalıp Türk üzerine sınavlar yapıldı. Ardından 2017 yılı ile metal ürünleri alanında sınavlara başladık ve bu ay itibariyle metal işleme dalında farklı seviyelerde teorik ve uygulama sınavı gerçekleştirildi. Bu sınavlar sayesinde nitelikli kişilerin olduğu iş ortamlarında kaliteli ve nitelikli üretim sağlanacak. Çalışan işçilerin mutlaka belge sahibi olması gerekecek. Belge almadan çalışanlar kaçak çalışıyor pozisyonda gözükecekler. Bu durumda işletmelere cezai yaptırımlar uygulanacak ifadelerini kullandı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu ve kurul üyelerinden 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinliği. Son yıllarda artan kanser hastalığına dikkat çekmek için saçlarını tamamen kestiren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu, kanser dünya ve ülkemiz genelinde çok büyük bir sağlık problemidir. Her yıl 4 Şubat günü kanser ile ilgili farkındalığı arttırmak ve halkın daha da bilinçli olmasını sağlamak görevimiz olmalıdır dedi. Gerçekleştirmeyi düşündük, farkındalık yapmayı düşündük. Onları mutlu görmek, onların üzüntülerini bir nebze hafifletmek için yaptık. İnşallah bu dileğimiz, varoluşumuz yerine varır, ses getirir diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımın da beni destekleyeceğini düşünerek bunu başlattık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 4 Şubat Dünya Kanser Haftası'na farkındalık yaratmak için odamız tarafından hazırlanan kısa film, sosyal medya, yerel ve ulusal basında büyük ilgi gördü. Kanser bize yetişmeden yürümeye var mısın? Erken teşhis hayat kurtarır. Hepimiz birer mucizeyiz. Kanser değil, sen güçlüsün. Kanser ve savaş, hayatla barış. Korkma, farkında ol, geç kalma. Yapabilirim, yapabiliriz. Birlikte daha güçlüyüz. Farkındayım, korkmuyorum. Kanserden değil, geç kalmaktan kork. Hepimiz birer adayız. Birlikte daha güçlüyüz. Kanser değil, sen güçlüsün. Saçın değil, sen güzelsin.